Malta ekranlarından selamlar. Güzel bir gün olsun sizlerle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Veda çekmiş gibi. Bu arada arkada yeşil var diye kendimi fotoğrafçı da sandım şu an. Değil mi? Siz tabii bizim gördüğümüzü görmüyorsunuz ama. Yok, arkaya görüyorum. Böyle fantastik bir arka plan koyalım buraya. Fotoğrafçı arka planı. Tuhaf tuhaf bulutlar, evler falan koyuyorlar ya. Ağzım gözümün önüne geldi. Efendim bugün oyun dünyasının gündem haberlerinde kritik bir konumuz var. O konunun üzerine devam edeceğimiz bazı haberlerimiz olacak. Bayağı bir haber gelmeye başladı. Zaten E3 fuarı öncesinde bu tarz haberler hep duymaya başladığımız haberler olur gerçekten de. Şimdi Hangar 13 ve 2K Studios yeni bir oyun üzerine çalıştıklarını söylediler. Ve bunlar için yepyeni stüdyolar açılmış dünyanın çeşitli yerlerinde. Yaptıkları oyun büyük bütçeli bir oyun. AAA dediğimiz büyük bütçe önemli tanesi. Ve bu firma daha önce ne üzerine çalıştı? Hangar. Mafya. 3 üzerine çalıştı kendileri. Fakat bir yandan da şöyle bir söylenti var. Bioshock'un yeni oyunu kapalı kapılar arkasında geliştiriliyor söylentisi. Yani yaklaşık bir ay önce size aktarmıştık. Hani çok gizli bir şekilde, bayağı gizli bir şekilde olduğuna vurgu yapmışlardı. Bioshock oyunu yapılıyormuş. Ve bu Bioshock oyununu yapan ekip de hemen Hangar 13'ün yanına açılan bir stüdyo. Oradaki çalışanların bir kısmı oraya geçmiş falan. Duvar açmışlardı. Duvardan delik açıp oradan oraya geçiyorlar falan böyle. Hani iki isim yine orada da aynı olduğu için hani Bioshock olma ihtimali de kuvvetli. Mafya olma ama ihtimali. Ama mafya gibi de bir seri varken neden mafya olmasın? Ya Mafya 3'teki zaten Mafya 3'te genel olarak kötü performans göstermediler. Oyunun içine sıçtılar falan yok. Hayır, kötü performans göstermediler. Tasarım hataları vardı oyunda yani. Hani ya insanlar Mafya 3'ü onun için sevmediklerini anlamak çok mu zor ya? Mafya 3'ü kimse açık dünyada şöyle işler yaparız böyle şeyler de sevmiyor arkadaş. Yani Mafya 3'ün belli bir ağırlığı olması seviliyordu. Ondan da çok eleştiriyor. Yoksa oynanış dinamikleri falan kendi halinde yerinde bir oyundu. Mafya serisini kolay kolay bırakmazlar bence. Hala da ağırlığı olan bir oyun gibi geliyor bana. O yüzden bilmiyorum ne olacağını ama bir taraftan da şöyle bir haber var. Yeni hani beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. Borderlands 3 bu sene gösterilmeyecekmiş Haziran ayında. Evet, onu da hatırlarsınız. Walmart sızıntısı olmuştu. Evet. Çıkacak oyunlar arasında E3'te gösterilecek. Adı geçmişti ama demek ki ya yalanmış ya da farklı bir sebepten dolayı vazgeçtiler. Vazgeçtiler. Zaten onu yapan firmanın şöyle bir açıklaması da oldu. Bu sene yeni oyunlarımızı E3'te göstermeyeceğiz dediler. Fakat ben o açıklamayı anlamadım. Şimdi Take-Two dediğimiz firma çok büyük bir firma. Elinde evet. GTA da var, Red Dead Redemption da var, NBA de var, Borderlands de var. Yeni oyunlarımızı E3'te göstermeyeceğiz demek ne demek? Yani RDR 2 evet. Yeni oyun mu? Bence şey demek. Yeni bir oyun duyurmayacağız. Değil mi? O demek. Ama hani yani. Daha önceden duyduklarını gösterebiliriz. Ama okuyunca, haberi okuyunca bunu anlamıyorsun yani. Diyorsun yeni oyunları göstermeyeceğiz. Şimdi RDR de yeni oyun. Ama hiç bilinmeyen bir şey mi göstermeyecekler? Bence RDR fragmanı falan kesinlikle yer alacak diye düşünüyorum ben E3'te ya. Ya artık göstersinler bir şeyler daha. Ya onlar da çok cimri bir şey gösterme konusunda yani. Canı isterse yani. Rockstar'ı böyle pencere kenarında düşünebiliyorum yani. Ama bize ya ne yapayım? Ya şimdi de hani Rockstar dediğinde zaten belli başlı markaları var elinde. Hani şu anki nesle bir daha bir şey çıkarmaz büyük ihtimalle GTA'yı. Büyük ihtimal bir sonraki nesilde tabii, göreceksek tabii. Göreceğiz. Hatta Red Dead Redemption'da bir sonraki nesilde görürüz bence. Nasıl GTA'yı, PlayStation'dan. Asıl malzemesini orada istedim. Rockstar işi biliyor arkadaşlar bildiğiniz tabii. Gibi. Şeyin konsolların son dönemi çıkartıyorlar. Seneye PC ve yeni konsollar öyle öyle akan gidiyor. Bu arada GTA 5 ile ilgili de yine bir satış rakamları haberi vardı. Yine hala hayvan gibi satıyor yani. Son 6 ayda 10 milyon mu satmış? Abi, son yılda mı? Hani bayağı satıyor hala. İnanılmaz bir rakam heriflerin ya. Zaten ne zaman listelere baksak, en çok satan listelerine baksak hep GTA 5 var. Ya 10. sırada ya 5. sırada ya 4. sırada. İki tane de ertelenme haberi var. Bir tanesi beni üzdü. Metro Exodus 2019'a ertelenmiş kendisi. Biraz da bekliyor gibiydim yani. Yalan söyleyeyim. O firma çünkü hani büyük bir şeyin işin altına girdi. Ve hani o işin böyle paketlenip cilalanması için kötü bir şey yapacaklarını düşünmüyorum ama önceki zaman oyunlarda lazım. Hani içine, önceki oyunda içlerine sinmemişti pek evet. Yaptıkları. Hani bunda da belli ki aynı hataları yapmak istemiyorlar. Evet. Bu sefer daha rahat bir finansal alanları var kendilerinin ve ama Exodus'u merak ediyorum. Bence iyi bir hikayeli FPS oyunu olacak yani. Evet. Kötü olursa şaşırırım açıkçası. Bu arada hikaye demişken ilk defa hani kitapları bir kenara bırakıp sonrasında geçecek ve yine aynı Dmitri Glukhovski yazıyor bildiğim kadarıyla. Yani beraber zaten kitap yazarıyla oyun serisi iyi anlaşılır o noktada. Yani ikisi de birbirlerini böyle şey gazlıyor. Hani Last Light'a o kadar çok adam malzeme vermiş ki dur ben bunu ayrı kitap yapayım deyip 2035'i yazmış. Kitap. Evet. Öyle mi? Oradan evet. Çıkıp yazmış he. O da iyiymiş. Bir tane daha üzücü haberlerden bir tanesi belki de Shenmue 3 o da 2019'a ertelendi. Daha pek çok oyunda 2019'a ertelenecektir yani. Evet, Shenmue'da ben bekliyordum çünkü hani hep erken aşama bize her şeyi gösterdiler ve her çıkışında ya bu grafikler ne ya şunlar ne bunlar niye de tepki alınca belli ki hani o erken aşama olsa bile bazı şeyler bir sıkıntılıydı. Evet. Onları düzeltip daha adam gibi çıkarmak adına ertelemişler. Ya bence yani. O oyun çıktığı zaman hayranlarını belki mutlu edecek ama güncel oyunculara çok ulaşmayacak gibi ben, geliyor bana. Ben de zannetmiyorum ki öyle olması da daha hayırlı olur. Hani hakikaten böyle herkesi alalım diye bambaşka şeyler eklerlerse oyuna asıl o ruhunu kaybeder. Çünkü hani Kickstarter'da da bayağı rekor kırdı. Hatta bir numaraydı. Geçen olmadıysa hani en çok bağış toplayan oyun falan gibi bir şeydi. Bu kadar sevgi varken hayranlarına sadık kalman lazım. Yani Call of Duty
örneği gibi değil. Her sene çıkan bir oyun değil. Evet. O yüzden önem vermeleri lazım. Bakalım, ben isterim ki ama yeni oyuncuları ulaşsınlar. Daha da farklı bir şey olsun. Hani havası olsun. Daha da farklı bir kitlesi olsun. Shenmue 4'te kapak olsun. Yani o heriflerin bakış açısını çünkü oyun sektörüne tutmak lazım bana sorarsan yani. Ama bilmiyorum. İlk çıktığında hakikaten böyle devrim yaratan bir oyun içeriğiyle. Ama hani batıda çok böyle adını duyuramayan bir oyun olmuştu. Hani yine öyle bir devrim mi yapılacak? Yoksa hani sadece hikayeyi devam edip sonlandırmak adına mı yapacaklar? Bu saatten sonra, şu senede, şu aydan, şu günden, şu saatten sonra devrim yapmak hakikaten kolay değil. Bayağı, sağlam para istiyor yani. Hani fikrim bile olsa o fikri uygulamaya koymak, çünkü o kadar çok şey çıktı, o kadar çok oynandı ki. Yani o tarz bir oyunun devrim yapabilmesi biraz zor geliyor bana yani. Bilmiyorum ne olacak. Japonlar devrime biraz takmış durumda. Onlar çok seviyor oyun dünyasında devrim yapmayı ama. İşte kısa bir Japon taklidi geldi Tunca'dan. Benim merak ettiğim oyunlardan bir tanesi daha. Bu da 2019'a ertelenmişti. BioWare'in yaptığı Anthem. Şimdi Anthem biraz uyuz olduğum bir oyun oldu benim. Aslında güzel gözüküyor. Niye? Co-op falan var. Böyle Division'ın sanki şeylisi gibi. Hani Division'ın BioWare'in yaptığı versiyonu gibi bir havası var. Yani açık dünyada geziyorsun, co-op var falan filan ama oyunun ilk çıkışı tamamıyla co-op'a dayalı bir video ile çıkmıştı. Doğal olarak da insanın kafasına şu soru geliyor. Ulan acaba bu BioWare denilen adamlar, Dragon Age yapanlar, KOTOR yapanlar, Mass Effect yapanlar acaba bu kez saçma sapan bir multiplayer oyun mu yapacaklar diye bir kafamda deli bir soru işareti oluştu. Adamlar da şöyle bir açıklama getirmişler. İster arkadaşlarınızla oynayın, ister tek başınıza oynayın. Yani illa co-op online oynamak zorunda değilsiniz. Dragon Age tarzı bir oyun olacak aslında elinizde altta diye ama adamlar çok fazla şey yapıyorlar. Hani sakin olun. Hani ya devamlı bir kitleyi sakinleştirmeye çalışmaları var. Sakin olun, öyle bir durum yok. Sakin olun, sakin olun, sakin olun ama bu beni daha fazla germeye başladı çünkü yani. Belli ki o korkuyu onlar da yaşıyor. Evet, hani bence de yaşıyor. İstemesek bile zaten işlerinde o korku vardı. Bence de var. Çünkü şöyle bir şey var. Adamlar çok iyi hikayeli oyun yaparken sen bir an diyorsun ki hacı hikayeli oyunlarla uğraşılmaz şimdi. Multiplayer oyun yap diyorsun. EA diyor bunu tabii ki de adamlara. Şimdi adamlar da bilmedikleri bir alanda yüzmeye çalışıyorlar şu alanda. Ve nasıl bir o yüzmekten başarılı çıkabilecekler mi? Kafamda deli şüpheler var açıkçası. Ya bir de hani tek başına oynayacaksın diyor da offline demiyor. Yani yine online olmak zorunda olacaksın büyük ihtimal. Ve o ne kadar hani bir single player tecrübesine denk olur. Çünkü baktığında evet multiplayer oyunların bir kısmında hakikaten kendi hikayeni yaratma şansın da var. Yaşadığın farklı deneyimle, macerayla ama bu yani tam olarak hikayeli oyuna denk olan bir şey değil yani. Evet. Aynı deneyimi yani yaşatmıyor. Ya orada mesela insanların en büyük söylenen şeylerden bir tanesi her Mass Effect oyununda, daha doğrusu her BioWare oyununda kendini bir kahraman hissediyorsun. Yani önemlisin sen. Tabii. O evrenin tek önemli adamı sensin gibi hissediyorsun. Hani bu oyunda biz onu hissedemeyeceğiz diye bir endişesi var insanların. Çünkü neden? Senin gibi milyonlarca kahraman. Ya senin gibi 4 tane daha kahraman olacak belki de co-op olarak ilerlediğin. Bu adam yani oyuncular bundan şikayet ettiği zaman işte BioWare öyle bir şey olmayacak. Tek başınıza da oranı kralı olabileceksiniz. Dragon Age havasını koruyacağız demişler. Hep şey açıklaması geliyor. Hikaye iyi olacak. Merak etmeyin. Hikaye çok özen gösteriyoruz. Merak etmeyin diye ama ya bunlar açıkçası biraz şey böyle hani biraz böyle sakinleştirmek için. Ben şu an çok gerilmelik bir durum yok ama benim kafamda çok olumlu bir imaj yok. Normalde BioWare RPG yapacak. Üstelik de aksiyon RPG yapacak denildiği zaman akan suların durması lazımken hakikaten akan sular durur, çok beklerdim yani öyle bir oyunu. Şimdi mesela listemde bile yavaş yavaş olmamaya başlayan bir oyun haline geldi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu E3'te onunla ilgili bir videoda görürüz diye tahmin ediyorum. Ya bir de çünkü hem öyle hem böyle olmaya çalışmak kolay çok değil. Çok bölüyor. Hani hakikaten hikayeye odaklanacaksın ki hikayesi kuvvetli olacak. Eğer sen ikisini aynı çatı altında yoğurmaya çalışıyorsan illaki bir şeyleri kenara atman lazım yani. Aynı verimi alamazsın. Ben de öyle düşünüyorum ya. Ama böyle düşünmeyen bir EA var. O EA. Zaten online oyunun var abi. Yani neden? Ya single oyundan hala çok sattığı görülemiyor mu acaba? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bilmiyorum ki. Ya gerçi bu proje başladığında zaten bu son skandalları da olmamıştı. Evet. Yani o zaman planlayıp da şimdi şey hale gelmiş olabilir. Ben gene de EA'in yaptığı her oyunda online'ı bir şekilde entegre etmek istediğini söylendiğini biliyorum. Dragon Age'de bile, bir sonraki Dragon Age'de bile online olacağı söyleniyor yani. Hani şimdiden adamlar bunu şey yapıyor. Hani şey yapmayın yani. Şimdi ya, alışmış. Onların zaten başka türlü hayatta kalma şansları da yok. Bir nevi o kadar büyük şirketlerin. Hani hikayeli oyunu tek oyun olarak satıyorsun ama online katınca ekstra şeyler satma şansın da var. Yani, seni o ayakta tutup ilerletiyor maddi olarak. Maalesef sektörün getirdiği nokta bu ya. Yoksa şey değil hani şöyle bir imaj oluşmasın. Sanki EA eline kırbaç almış, BioWare'i şaklatıyor falan değil. BioWare şunu söylüyor. Eğer EA biz satın almasaydı biz şu an var olamazdık diyor. Evet. Yani mevcut tek başımıza var olamama şansımız olduğu için biz EA'nin çatısı altına girdik. Yani EA bizi kurtardı aslında diyor adamlar. Şimdi durum buyken yani EA sizi kurtardıysa burada bir sıkıntı var demektir. Yani sen bu kadar büyük yapımları imza atmış bir firmasın. Bu kadar önemli yapımlar yapmışsın ve hala da kendini geçindirecek bir şeyin yoksa, bir döngü kuramamışsan ya bir iş modelinde bir yanlışlık var. Yani ya işi çok fazla büyük kurmuşsun ve şu an o büyüklüğü karşılamıyorsun ya da başka bir yerde bir hata yapmışsın yani. Çünkü adamların yaptığı oyunlar şeyde değil ki ulan satmadı be
Hani Mass Effect 3 satmadı. Yani böyle bir şey yok ki, hayvan gibi sattı oyun. Mass Effect 2 satmadı, hayvan gibi sattı oyun. Demek ki orada bir iş anlaşmasında ya kendi payları çok düşüktü ya başka bir durum vardı. Ya da yani bilmiyorum, bir hata vardı. BioWare'de kızıyorum yani. Bir sıkıntı da var bu arada. Hani son oyunda da ilk baştaki o skandal çıkış, hani beklemediğimiz bir şey. Şöyle Mass Effect Andromeda'yı zaten BioWare'in asıl ekibi de yapmamış. Tabii. Biraz daha yan ekibi yapmış. Daha acemi bir ekibi yapmış. Şimdi asıl ekip Anthem'i yapıyormuş. Zaten asıl ekibin başına da eski Mass Effect'leri yapan adam geldi tekrardan. Hani gel bizi kurtar diye adamı çağırmışlar tekrardan yani. Yani o bir şeylerin eksik olduğu çok belli. Adam şey diyor zaten, Mass Effect Andromeda DLC falan beklemeyin diyor. Hani biz o defteri sanki diyor yokmuş gibi kapattık diyor yani. Yanlış anlamayın ama o defter kapandı diyor. Bence doğru karar. Yani geçmişteki o kara lekeyi kurcalamaktansa yeni bir pencereye koşmak daha mantıklı gelebilir insanlara. Bir üzücü haberdi. Artık üzücü mü dersiniz? Umurumuzda değil mi dersiniz? Üzücü haber deyince de biri vefat etmiş gibi hissediyorum. Aslında öyle. PS Vita'nın kutulu oyunları vefat etti. Artık PS Vita'ya kutulu basmayacaklar bir şey. PS Vita devri resmen kapanmaya doğru yavaş yavaş gidiyor. PS Vita'ya düzenli olarak kutulu oyun alan kaç kişi var acaba? İşte onu diyorum. İzleyicilerimiz arasında. Ya Türkiye'de hani çok az. Hani... Yani sırf Türkiye'de değil, aslında Batı'da böyle çok böyle var olabilmiş bir konsol olmadı. Abi var olamamasının en büyük sebebi oyun çıkmamasıydı zaten. Oyun yani. Çıkmazsa var olmaz. Şimdi bana insanlar diyor ara sıra, ya öyle diyorsunuz ama her ay iki tane oyun çıkıyor. Abi konsol sattırılan oyun sizin verdiğiniz veya o listedeki oyunlar olmuyor ki. Hakikaten adam için yani o konsolu aldırmaya değer bazı oyunlar var. İlk aşamada vardı bu oyunlar. Sonradan gitti hepsi açıkçası. Uncharted vardı, benzerisi vardı işte. İyi kötü Unity vardı, bir şey vardı. Killzone Mercenary vardı. Yani bir şeyler vardı. Sonradan vazgeçtiler o pazardan. O pazar artık mobile yenik düştüğünü düşündüler. Ama aslında Switch bence o pazarın mobile yenik düşmediğini gösterdi. Yani bugün Switch hala deli gibi satıyor yani. Tabii ya, zaten hani Nintendo'nun belli bir tecrübesi de vardı bu alanda ama tabii, hani PSP'ye baktığın zaman Vita'ya göre daha güçlüydü oyun konusunda ve PSP'de her yere yayıldı var. Yani. İnanılmaz. Şu an bile alsam PSP oynayabileceğim bir sürü oyun var. Assassin's Creed çıktı, God of War çıktı. Şu an bu arada hala hakikaten almak isteyenler bence... oluyor yani, ikinci elini arayanlar bulmaya çalışanlar. Ben satıyorum diye. Rock Band çıktı, ben PSP'de inanılmaz fazla oyun oynadım ya. Oyun arşivi gerçekten çok geniş ve oradaki oyunları bir sürü hakikaten hiçbir konsolda görmedik. Yani God of War'lar falan hiçbir yerde çıkmamış. Sonradan collection paketi altında çıkarttılar yani. Hakikaten PSP sahibi olman gerekiyordu iki tane God of War oyunu oynamak için. Bu önemli bir detaydı o zaman için ama şimdiden bitti. Yani bitecek daha doğrusu yakında PS Vita şeyleri. Vitam benim var evde duruyor. En son açalı herhalde bir yıl olmuştur diye tahmin ediyorum. Artık o kabullenme dönemi geldi Vita ile alakalı bu durum. Birine yani. Hemen satıp kakala çok. Dursun, bende yeri var yani. Ben de ikinci el almıştım. Çok güzel zamanlardı. Kardeşimle ortak girmiştik. Ne umutlarla alınmıştı. İyi de oynadık ya. Parasının hakkını çıkarttık herhalde ya. Sadece yatıyor. 5 senedir falan duruyor böyle. Yok, yakın zamanda gene oynadım ama çok nadir çıkıyor oyun. Gene de aklınızda olsun efendim. Böyle bir haber var. Ne kadar ilgilenirsiniz bilmiyorum ama paylaşalım istedik sizlerle beraber. Tunca'nın haberleri son dakikada geldi. 2 tane Tunca haberi var. Bir tanesi Ubisoft'un yaptığı saçma korsanlık oyunu, görmüyorum belli değil. Skull and Bones. Hatırladınız mı şu oyunu? Skull and Bones. Bu oyun ertelenmiş. Evet, bu oyunun da bu arada hikaye modu yoktu. Yok. Niye yok abi? Korsanlık teması müthiş bir tema. Neden bu korsanlık teması adı altında güzel bir hikayeli oyun yapmak varken? Ki Assassin's Creed Black Flag bence iyi bir örnekti buna. Keşke Assassin's Creed adıyla çıkmasaydı da full korsanlık oyun olsaydı. Ben de çok sevindim Skull and Bones'u görünce. Dedim ki oh, ben sonunda Ubisoft korsanlık oyunu yapıyor. E3'te ilk gördüğümüzde bayağı heyecanlandırmış da hikaye yok deyince ben olduk. Evet yani her şey altı hikayeli online yapıyorsunuz. Bir tek oyun hikayeli online yani şey yapıyorlar. De değil hani hikaye var, online de var falan da değil. Hiç yok yani. Bence oyunu da Battle Royale yaparlar. Çünkü oyun duyurulunda Battle Royale patlamamıştı bu kadar. Ya bu arada Sea of Thieves hani farklı bir tarzda olsa da aslında benzer oyunlar, o da hani evet. Bir sıkıntı çekti. Bu oyunda belki bu ay benzer sıkıntıları çekebilir. Bence bu oyunu o kadar iyi tutturamayacaklar gibi geliyor bana ama bakalım. Yani bir Forerunner'daki gibi olabilir sonuç. Evet yani o konudan bir şey, Rainbow Six formülünü her yerde uygulamaya çalışıyorlar. Evet, ama Ubisoft çok iyi değil bu konuda. Yani her şeyi de tutturamıyor. Rainbow Six bir istisna oldu. Yani ki bir de ağırlığı vardı Rainbow Six'in. Göreceğiz bakalım. Division 2 de Nisan'dan önce çıkacak diye bir haber çıktı. Division 2'nin kendisi Nisan'dan önce çıkacak diyorlar. 2019 Nisan'dan önce. Ben Division 2'nin iyi olacağını düşünüyorum. Ubisoft genelde ilk oyunda değil ama ikinci oyunda bayağı toparlıyor serileri. Watch Dogs'da evet, bir örnek. Yavaş yavaş. İş düzeni öyle işliyormuş gibi. Evet yani. Adamlarda öyle bir formül var ya. Yapıyorlar. Ha biz bunları görememiştik diyorlar. Oyunculardan gelen eleştiri alıyorlar. Bu olmadı, bu olmadı, bu olmadı. İkinci oyuna daha derli bir şey çıkıyor. Hani ilk oyunu özellikle inanılmaz bir şekilde duyuruyorlar. Yani iki örnekte hem Division hem Watch Dogs yani ortalık karışmıştı. Herkes kime sorsan en çok beklediği oyun Division'dı benim şey o dönemler yani. Assassin's Creed'de de ortalık karışmıştı. Ben hatırlıyorum hala. Tabii Assassin's Creed'i paso çıkardıkları için o ayrı bir örnek ilk ama. İlk gösterdiklerinde 2006'da benim aklım çıkmıştı. Yani oha böyle bir oyun gelebilir mi demiştim. Ya 2005 ya 2006 E3. İzlemiştim böyle devam. Yani 5000 kere seyretmiştim o videoyu. İnanılmazdı yani. Ya tanıtım işini iyi yapıyorlar. İyi yapıyorlar ama oyun kendisi çok şey sağlıklı çıkmıyor. Ama ikinci oyunu toparlıyorlar. Ben de zaten Division çıktıktan sonra Division 2'yi beklemeye başlamıştım.
Kesin bu oyun iyi olur Division'dan sonra evet. diye. Ben de merakla bekliyorum şu an Division'ın kendisini efendim. Bugünlük gündem haberlerimizden bu kadar. Bakalım yeni gelişmelerle E3'e çok heyecanlıyım bu arada. Acayip E3'e heyecanlıyım lan. Sen değil misin? Heyecanlıyım bakalım göreceğiz. Göreceğiz bilmiyorum. Tunca heyecanlı belirtme konusunda biraz çekingen davranıyor. Canlı yayınlarımızla E3'ü anlayan aktaracağız sizlere arkadaşlar. Yakında programı açıklayacağız canlı yayın programımızı. Gene sabahlar olmasın. Binlerce dansöz var. Ramazan özel. Hepsini evet, bir araya kattığımız. Tuhaf tuhaf içerikler de olabilir. Hepsini bir araya kattığımız. Sahur programı yapacağız ama onu söyleyeyim. Çünkü yani gece 4'te sabah 6'ya kadar falan gidecek bir program olacak. Bayağı neyse onları sonra konuşuruz. Şimdinin sırası değil onlar. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. E3 şeyinde. Hoşçakalın. Diğer bir defa şey yaparız. Öp şeye. Bay bay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dağılın lan. Çok sinirleniyor. İzleyiciye bir anda kızıyor falan böyle.